Herkese iyi akşamlar. Ben Başar. Bugün sevgili Murat Yener'i ağırlıyoruz. Kendisi Google'da Developer Advocate pozisyonunda çalışıyor. Hoş geldin Murat abi. Hoş bulduk. Bugün harika bir etkinlik bizi bekliyor. Oldukça heyecanlıyım. İstersen sözü sana bırakayım. Peki, sağ olun. İyi yayınlar, bol şans. Sağ ol. Öncelikle davet için teşekkürler. Çok güzel oluyor böyle komünite etkinliklerine katılmak. Ben bugün biraz farklı bir şey deneyeceğim. Umarım her şey yolunda gider. Bu arada arada yukarıya bakıyorsam da kusura bakmayın, şey var. Videonun olduğu ekran yukarıdaki bir monitörde. Arada gözüm kayıyor, hem de işte komentleri falan da takip etmeye çalışıyorum. Ya bu pandemide bu online etkinlikler başta güzel gelmişti, işte travel etmeden dünyanın her yerine ulaşabiliyorsun falan. Bir süre sonra ben sıkılmaya başladım bu işte, insanların yüzünü görmeden konuşuyoruz falan, her şey çok böyle daha scripted bir forma dönüşmüş gibi geldi. O yüzden de sıkıldım, son dönem çok aslında sunum yapmıyordum böyle online. Bugün o yüzden farklı bir şey yapalım dedim. Birkaç slide'ım var, birkaç derken var gene biraz slide da. Daha çok böyle hem interaktif bir şey yapalım, sorularınız varsa sunum sırasında sorun, cevaplamaya çalışayım. Hem de daha çok kod yazalım dedim. Live coding olduğu zaman bir sunumda genelde bir şeyler ters gider. Umarım çok kalabalık bir grup değilizdir de herkese bir anda rezil olmayız bir şeyler ters giderse. Şaka bir yana bir şeyler ters giderse de toplarız. Zaten hedefimiz Kotlin'in ve Compose'un aslında ne kadar üretken ve kolay platformlar, diller olduğunu ispatlamak olacak belki de. Bir şey fark ettim bu sunumu yolladıktan sonra. Bir şeyi fark ettim. Jetpack Compose diyoruz ama bu bir Java grup etkinliği. O yüzden biraz Kotlin'den de herhalde bahsetmemiz lazım. Bu sunumu hazırlarken, bu çok yeni bir sunum, o yüzden bir şeyler yolunda gitmezse de ilk siz olduğunuz için bunu denemiş olacağız. Bizim aslında yeni bir trainingimiz var hazırladığımız. Bu sunumu da büyük ölçüde onun üzerinde şey yaptım. Belki bundan da bahsetmeden önce biraz kendimi tanıtmam lazım. İşte ben Murat, Google'da Android Developer olarak, Developer Advocate olarak çalışıyorum. Yeni adımız gerçi Developer Relations Engineer oldu. Ve benim şu anki esas işim, beni daha önce başka konulardan, belki videolardan veya başka şeylerden, sunumlardan hatırlarsınız ama şu anda yeni bir eğitim hazırlıyoruz. Android Basics with Jetpack Compose diye. Bu training özel bir training çünkü eğer bir programcılık geçmişiniz yoksa bile hakikaten iflerden falan alıp bütün programcılığı da beraberinde anlatarak size bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de size bir anda Kotlin yükleyip sonra hadi şimdi gel Compose öğren demiyoruz. Her şeyi paralelde götürmeye çalışıyoruz. Eğitim aslında çok ilginç dizayn edilmiş durumda. Belki size hızlıca şurada gösterebilirim. Burada bu arada bir training daha var da ben şimdi önce bunu göstereyim, Compose'u, öbüründen de bahsedeceğim. Pathway'ler halinde her ünite ve bir üniteye girdiğinizde şeyi göreceksiniz. Aslında pathway'ler çok ilginç dizayn edilmiş durumda. İlk pathway'e girdiğinizde Kotlin, eğer Kotlin bilmiyorsanız ve bir Java background'ından geliyorsanız, hatta hiç programcılık background'unuz yoksa oturup burada Kotlin öğrenebiliyorsunuz. Daha sonrasında da her pathway bir konuya ya da Compose'la ilgili konulara şey yapıyor. Dolayısıyla Kotlin bilen biri Kotlin specific pathway'leri atlayıp diğer pathway'lerden devam edebiliyor. Dolayısıyla birden fazla profile hitap eden bir training yapmaya çalışıyoruz. Ben de bugün sunumda biraz onu yapmak istedim. Çünkü ilginç bir profil, tabii tahmin etmek de zor ama online etkinliklerde ilginç bir profil olduğunu düşünüyorum, olabileceğini düşünüyorum karşımda. Sonuçta bu bir Java grubu. Herkesin Kotlin bilmesini muhtemelen beklemek mantıklı olmaz. O yüzden sunuma biraz size Kotlin'den bahsederek başlayacağım. Niye Kotlin? Kotlin'in avantajları ne? Getirdiği şeyler, farklılıklar ne? Daha sonrasında da Compose'a geçeceğim. Eğer Kotlin biliyorsanız ilk kısımda gidip bir kahve içip sonra da gelebilirsiniz. 10-15 dakikaya kısıtlamaya çalışacağım. Compose kısmında da gene farklı profillerde olabilirsiniz. Yani biraz Kotlin biliyorsunuzdur ya da çok iyi Kotlin biliyorsunuzdur, aktif Android developer'sınızdır ama Compose'la uğraşmamışsınızdır.
Orada da gene çok derinlere girmeden kompozdan bahsedip kompozun avantajları niye seviliyor ve neden ilgi görüyor, ne gibi şeyler getiriyor, biraz bunlardan bahsedeceğim deyip Kotlin'le başlayayım. Öncelikle bu traininglerden bahsettim. Şu an iki tane aktif trainingimiz var. Bunların ikisinde de ben çok aktif çalıştım. Android Basics'in Kotlin'i ikinci, üçüncü üniteyle birlikte ekibe dahil olmuştum, training ekibine. Bir ara ondan önce trainingden kaçmıştım. Çok zevkli bir kurs oldu. Onu geçen yılın sonunda launch ettik. Aslında bakarsanız aynı kalıpta. Zaten birçok şeyi de ortak göreceksiniz bu iki eğitim arasında. Bu eğitim de farklı pathway'lerden oluşuyor. Burada girip herhangi bir üniteye bakarsanız aslında bu pathway'leri görebiliyorsunuz. Pathway'ler de genelde bir konuya odaklanıyor. Dolayısıyla bu pathway'ler gerektiğinde bir konuyu biliyorsanız atlayıp başka bir konudan devam etmenizi kolaylıkla sağlayabiliyor. Bununla birlikte bu yılın başında yeni bir eğitimi hazırlamaya başladık. Bu da aslında Android Basics'in Kotlin'i alıp UI kısmını Compose'la yazarsak nasıl bir eğitim olur şeklinde başladı. Fakat bunu yaparken diğer eğitimlerde sizden aldığımız feedbackleri de değerlendirmeye çalıştık. Dolayısıyla daha fazla Kotlin içeriği ekledik. Daha hakikaten programlamayı bilmeyen insanların dahi takip edebileceği şekilde bütün programcılık konseptlerini kapsayarak anlatmaya çalıştık. Ve bunu da bahsettiğim gibi her ünitenin ilk pathway'ine sıkıştırmaya çalıştık ki Kotlin ya da programcılığı bilen biri gelirse ya ben bunları görmek istemiyorum, daldım ben bu trainingde demesin. O pathway'i atlayıp bir sonraki pathway'den devam edebilsin. Compose training'ine bakarsanız upset, üzüntüye kapılmayın. Bu arada İngilizce çok fazla kelime kullanırsam da kusura bakmayın. Günlük buradaki yaşam dilimiz olduğu için fazla karışıyor. İki ünite göreceksiniz. Dediğim gibi bu training hala şu an yazmakta olduğumuz bir training. Bu aralar üçüncü ünite çıkacak. Yazın ortalarına sonuna doğru da dördüncü ünite çıkar. Zaten sonrası daha hızlı gelecek. Çünkü UI kısımları ilk dört ünitede bitiyor. Ama bu training'e kısaca bakmanızı çok tavsiye ederim. Zaten bugünkü içeriklerde büyük ölçüde bu iki training'in bir karışımı şeklinde olacak. Dediğim gibi bu iki training şu anda aktif olan en güncel önerilerimizi, Android uygulamalarını nasıl yazmanız gerektiğine dair şeyleri içeren training'ler. Deyip biraz Kotlin'den bahsedelim. Niye Kotlin? Kotlin aslında çok yeni bir dil değil. Kotlin'in ilk çıkışı 2010'lara kadar gidiyor JetBrains'te. Daha sonralarında 2015'ler gibi Android'de insanlar kullanmaya başlıyor. Aslında Google bunu officially desteklemeye başlamadan önce ve çok sevildiği görünüyor. Hatta ben de o dönem gittiğim konferanslarda Kotlin'le yazılmış Android uygulamaları sunan insanların sunumlarını hatırlıyorum. 2017'de de biz official support'u açıkladık ve kısa bir süre sonra da yaptığımız gelişmeleri ilk olarak Kotlin'i hedefleyerek yapacağımızı ve Kotlin'in Android için recommended, tavsiye ettiğimiz dil olduğunu açıkladık. Bu süreç içinde de Kotlin aslında çok güzel tepkiler aldı community'den. Kotlin nedir derseniz de Kotlin aslında işte expressive ama statically typed bir dil. Kotlin'i herhangi bir platformda kullanabiliyorsunuz. Android server, web, desktop, birçok farklı kullanım şeyi var. Dediğim gibi aslında çok yeni bir dil de değil. 2010'lara kadar gidiyor. En ilginç yanlarından biri Kotlin'i geliştiren ekip JetBrains, ki JetBrains IntelliJ'yi de geliştiren ekip. IntelliJ'yi de biliyorsunuz zaten Android Studio'nun aslında IntelliJ'in Community Edition'ı Android Studio'nun core'u. Biz onun üzerine eklediğimiz plugin'lerle Android Studio'yu çıkarıyoruz. Dolayısıyla IntelliJ tarafından da default olarak desteklenen bir dil. Kotlin'in belli avantajları var. Öncelikle hakikaten size gereksiz kodu yazdırmıyor. En büyük avantajı bu. Genelde Java programlama dilinden Kotlin'e geçenlerin ilk gördüğü şey daha az satırda satır kod yazarak daha çok iş yapabilmeleri.
Bu ilk başlarda, bu arada bu tip şeyleri de ekleyeceğim. Ben sonuçta çok Java programlama diliyle çok uzun yıllar çalıştım. Hala da yeri geliyor kullanıyorum. Ve hakikaten aslında Kotlin'e geçerken biraz skeptik davranarak geçtim bazı konularda. İşte yani noktalı virgül koymasak ne olacak, ya da işte şu kadar kodu ekstra biz yazmasak ne olacak falan gibi. Ama veya bunu IDE zaten bizim için generate ediyordu. Yazmışız yazmamışız ne olacak, işte getir setter'lar mesela. Fakat kullanmaya başladıkça aslında bunun bu kadar basit olmadığını görüyorsunuz. Çünkü o kod oraya girdiği zaman mutlaka onun bir bakımı yapılması gerekiyor. Bir şey değiştiğinde onun da değiştirilmesi gerekiyor. Ve her şeyi de bu kadar IDE'ler sizin için otomatik yapamıyor. Bunun yerine bazı şeyleri sizin için otomatik compiler'ların yapması çok daha büyük bir avantaj getiriyor ki Kotlin aslında bunu yapıyor. Diğer bir avantajı Kotlin aslında... özellikle null ve mutable değişkenlerle çalışmamayı size promote ederek uygulamalardaki crash'leri çok çok azaltabiliyor. Daha safe, daha güvenli kod yazmanızı sağlayabiliyor. Bununla ilgili ileriki slide'larda çok güzel rakamlar da var uygulama geliştiricilerden direkt aldığımız. Fakat bence Kotlin'in başarısındaki en büyük şey Java programlama diliyle iç içe çalışabilmesi. Kotlin sonuçta compile edildiğinde Java bytecode üretiyor ve Java runtime üzerinde çalışabiliyor. Bu arada sunum sırasında dikkat ederseniz genelde Java programlama dili ve Java runtime diyorum. Çünkü Java dediğinizde aslında bu ikisini kapsayan bir şemsiyeden bahsediyoruz. Bunun içinde bir kullandığınız programlama dili var ki bu Java programlama dili. Bir de Java runtime var. Android'de aslında Java runtime'ı kullanmıyorsunuz. Android runtime'ı çalışıyor ama bunun üzerinde Java programlama dili kullanabiliyorsunuz. Aynı bytecode alıp Android bytecode'una çeviriyor Android'in compiler'ı. Kotlin de Java bytecode üretebildiği için aynı biçimde Android üzerinde, Android runtime üzerinde çalışabiliyor. Fakat buradaki asıl başarı şuradan geliyor. İkisi de Java bytecode ürettiği için Java ile Kotlin'i hakikaten iç içe kullanabiliyorsunuz ve bu çok büyük avantajlar getiriyor. En büyük avantajı, siz Kotlin'e merak sardıysanız bütün projenizi baştan yazmak yerine küçük küçük kısımları Kotlin'le yazabiliyorsunuz. Yani aynen yan yana Kotlin ve Java klasları aynı paket içinde, hatta bazen aynı dosya içinde bulunabiliyor. Aynı dosya içinde biraz iddialı oldu, ona bir bakmam lazım. Bunun dışında bir de Structured Concurrency kısmı var. Burada da aslında concurrency Java programlama dilini kullanılan developerlar için ilginç bir konu. Çünkü Java'yı kullanan birçok kişi server side'da kullanıyor. Server side geçmişinden geliyor ki ben de öyleyim. Ve server ortamında çalıştığınızda genelde thread'leri kullanmıyorsunuz. Çünkü server'ın kendi bir thread mekanizması var ve sizin açtığınız thread'ler o mekanizmayı aslında bozabiliyor. Bu yüzden de Java developerlar, Java programlama dilini kullanan insanlar da genelde thread bilgisi her zaman çok çok iyi olmayabiliyor. Ve bu Java programlama diline gelip Android'de kullanan kişilerde çok hızlı biçimde aslında ortaya çıktığını görmüştük biz Android'in ilk yıllarında. Hatta bunun için önerdiğimiz işte async task gibi falan hızlı çözümler de olmuştu. Fakat Kotlin'in aslında bence en güzel yaptığı şeylerden biri bu concurrency sorunlarını çok daha kolay programlanabilir bir hale getirmek. Ki bunlarla ilgili de bahsedeceğim. Ben slide'ım yok dedikçe ilk 15-20 dakikayı bayağı slide'lar üzerinde geçirdim galiba. Genel olarak rakamlara baktığımızda developer'lara, işte anketlere Kotlin'in developer'ların çok fazla üretkenliğini arttırdığını görüyoruz. Ve genel olarak da developer'ların kodla ilgili gereksiz kod yazımıyla uğraşmak yerine daha çok hakikaten o işin logiğiyle, çalışacak algoritmayla ya da business'la daha net ilgilenebildiklerini ve hakikaten daha çok zaman harcamaları gereken şeylere daha çok zaman ayırabildiklerini görüyoruz. Bunun dışında en önemli şeylerden biri uygulamaların kalitesi. Eğer mobil uygulama geliştirdiyseniz ya da herhangi bir store'a konulan uygulama geliştirdiyseniz herhalde en iyi bildiğiniz, en yakından bildiğiniz şey
genelde uygulamanızda uygulamanız çok güzelse insanlar girip süper bir uygulama diye her zaman yorum bırakmıyor. Ama uygulamanızda bir sorun varsa herkes girip mutlaka yorum bırakmaya başlıyor. Ve Kotlin'le birlikte bu arada bu yorumların da büyük bir çoğu genelde uygulamalardaki crashlerden gidiyor. Kotlin'le birlikte bu uygulama crashlerinin çok azaldığını görüyoruz. Çünkü aslında bu crashlerin çok çok büyük bir kısmı null pointer exception'lardan, null reference'lardan gelen crashler. Ve Kotlin hakikaten bunun önüne çok kolayca geçebiliyor. Ama gerektiğinde sonuçta içinde bulunduğunuz Android platformu içinden Java programlama diliyle geldiği için ve kendi bazı API'leri hala Java programlama diliyle yazılmış olduğu için null değerlerle de çalışmamız gerekebiliyor. Bu tip şeylerle de gene interoperability sayesinde rahatlıkla çalışabilmenizi sağlıyor. Kısaca genel olarak çok daha pozitif rakamlar görüyoruz. Uygulamanın yetenekleri ve kualitesi üzerine. Fakat bir diğer enteresan konu, genel olarak Kotlin'le çalışanlar ilk Kotlin'e karşı böyle biraz ayak sürterek bile başlasalar sonradan çok sevmeye başlıyorlar. Bu grafik biraz eski, yeni şeyini alacak şeyim olmadı ama 2020 yılında bile Kotlin en çok sevilen programlama dillerindendi. Ve diğer ilginç bir konu da hakikaten Kotlin'le bir kere kullanmaya başlayan ve bir süre sonra alışan developerların genelde farklı dillere, daha önce kullandıkları dillere geri dönmek istemediklerini görüyoruz. Burada çok ilginç yorumlar var bu Reddit postunda. Hakikaten bunları görmek benim de belki biraz da yaşadığım şeyler olduğu için ilginç geliyor. Hakikaten ben de... Kotlin yazmaya başlayıp bir sintaksa alıştıktan sonraki bu 10 küsur yıllık bir Java programlama dili geçmişinden sonra yeni bir dile geçmek tabii ki çok direkt istediğim veya heves attığım, hevesle beklediğim bir şey değildi. Ama başladıktan sonra hakikaten farklı bir etki yaşattı ve ben de Kotlin'i çok severek kullanmaya ve mümkün olduğunca Kotlin dünyasında kalmaya çalıştım. Dolayısıyla Kotlin genel olarak developerlar için de, uygulama için de güzel ve pozitif etkilerde bulunuyor. Bunlardan büyük ölçüde bahsettim ama eğer uygulamanızda tekrar etmem gerekirse Kotlin kullanmak istiyorsanız her şeyi yeniden yazmanız gerekmiyor. Kotlin'den kullanacağınız Java API'lerini de yeniden yazmanız gerekmiyor. Java programlama diliyle yazılmış kod ve Kotlin kodu yan yana bulunabiliyor, birbirlerini çağırabiliyor, birbirleriyle konuşabiliyor. Hatta bunlar Java programlama dilini Kotlin'den ve Kotlin'i Java programlama dilinden kullanmakla ilgili bir Android Developer Summit sunumu vardı. Benim Nicole'la birlikte yaptım. Google'da aratırsanız da 2-3 yıl önceden olmalı bu sunum ama orada bir sürü ilginç şeyler göreceksiniz. İki farklı programlama dilinin aslında bytecode'da nasıl birbiriyle uyum içinde çalışabildiğini gösteren. Peki çok konuştuk. Biraz hızlıca bir Kotlin ne sintaksını görelim. Öncelikle şu an Kotlin Playground kullanıyorum. Dolayısıyla Kotlin'i hiçbir şey install etmeden Kotlin Playground yazarak bu adrese gidip direkt deneyebilirsiniz. Bunun bir versiyonu yanılmıyorsam developer.android.com'da da vardı. Her şey Hello World'da başlar tabii. Daha az kod yazıyoruz demiştik. Hemen bir onu göstererek başlayayım size. Java programlama diliyle bir Hello World yazmamız gerekse işte main argümanlar alacaktı, print line yerine system out'lar falan kullanacaktık. Halbuki Kotlin'de çok kısaca Hello World yazabiliyoruz printlenle ve dikkat ederseniz noktalı virgül koymuyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Ben başta ya ne olacak ki noktalı virgül koymasak demiştim. Şimdi bana bu şey gibi geliyor, belki biraz yaşım ortaya çıkacak ama ben ilk programcılığa çok küçükken Commodore 64'te başlamıştım. O dönem Basic'te satır başlarına numara konurdu 10, 20, 30 diye. Bugün öyle bir şey yaptığımı hayal edemiyorum herhalde. Kod yazmayı bırakırım başına numaralarla satırları tanımlaman gerekiyor deseniz. Sanki noktalı virgül de yakın bir zamanda böyle bir nefret unsuruna dönüşebilir. Eğer yeterince Kotlin'in
yayıldığını görürsek. Hakikaten artık modern programlama dillerinde bu tip ekstra öğelere ne kadar ihtiyacımız olduğu tartışılır. Bunun dışında bir diğer güzel konu, şurada bir string yaratsak, s diyelim. World'u buraya alsak. Şimdi bu string literal'larını birbiriyle toplamak yerine artık çok kolaylıkla bu şekilde direkt olarak bir variable'a string literal'ı içinden dolar işaretiyle erişebiliyorsunuz. Böylece gene string builder'lar ya da işte artıyla string'leri birbirine toplamalar falan gibi daha kötü görünecek veya daha fazla satır kod yazmanız gerekecek şeyler yapmıyorsunuz. Bu arada burada bunu yazarken bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Bir string yarattım ama string'in type'ını belirtmedim. Nedeni de tekrar aynı konu. Belirtebilirim ama Kotlin buna ihtiyaç duymuyor. Çünkü burada bu s değişkeninin başka bir değeri olamayacağı belli. Burada ona bir string atıyorum. Dolayısıyla Kotlin gene burada size fazla kod yazdırmamak için sen belirtmesen de ben bunun ne olduğunu anladım. O yüzden yoluma devam ederim diyebiliyor. Biraz Kotlin'in özelliklerinden bahsederken nullability ve mutability'den bahsetmiştim. Değişkenler default olarak null olamıyor Kotlin'de. Null dersem bu değişkenin null olamayacağını söylüyor bana. Null olmasını istersem de gelip bir tane soru işareti ekliyorum. Bu zaman bu durumda da null değişkenlerle çalışabilmeye başlıyorum. Mutability konusunda da variable'ların yanında value'lar geliyor. Bir değişkeni val olarak tanımladığınızda gelip ona yeniden bir değer atamak istediğinizde atayamadığınızı görüyorsunuz. Mesela bunu çalıştırırsak value'nun tekrar assign edilemeyeceğini söylüyor. Bunlar başta ilginç gelen şeyler ama bir süre sonra kod yazdıkça bunun aslında yazdığınız kodun hakikaten daha safe ve sorunsuz olduğunu görüyorsunuz. Daha az hakikaten bug'a ve soruna düşüyorsunuz. Evet, nullability'den bahsettik, şeylerden bahsettik. Peki gerçek hayatta bu işler tabii ki main fonksiyonu içinde olmuyor sadece. Gelin bir fonksiyon yazalım. Fonksiyonlar yazması çok zevkli olduğundan mı bilmiyorum ama fun keyword ile yazılıyor Kotlin'de. Ve gene yazabileceğiniz minimum şeyi yazıyorsunuz aslında. Hadi buna my first function diyelim. Şu kadarı aslında bir fonksiyon tanımlamaya yetiyor. Hatta hemen hadi gelin şu println'i şuraya taşıyalım. Sonra da gelelim bu fonksiyonu buradan çağıralım. Şunu tekrar, hadi bir de string'i geçsek mi? Neyse geçmeyelim, şöyle yapalım. Çalıştırdığınızda fonksiyonun çağrıldığını görüyorsunuz. Fakat bu iş bununla bitmiyor. Mesela gene tekrar bu string literal'ı geri koyarsak bunu daha şöyle buradan geçeceğimizi söylesek vallahi s diyelim. Bunu çağırdığımız yerde de diyelim ki gene world diye verdik. Run ettim. Tamam, güzel. Oh, buna gerek yoktu. Şöyle yapayım. Çalıştırdığımızda tekrar bunu geçirebildiğimizi görüyoruz. Fakat birçok yerde özellikle Kotlin kullanmaya başlayınca şeyi görüyorsunuz. Aslında bu değişkene çoğu zaman belki de bunun word geleceğini biliyorsunuz ve default değer olarak bunu atamak istiyorsunuz. Dolayısıyla burada hello Murat yapıyorum. Bu fonksiyon bu parametreyle çağrıldığında çok güzel çalışıyor. Bir parametre vermediğimde de gelip word'u print ediyor. Bu default value'lar hakikaten çoğu yerde kurtarıcı oluyor. Compose yazarken özellikle farklı bir kullanımını göstereceğim ki çok çok işinize yarıyor. Fakat default parametreler dışında belki de burada çok gereksiz bir parametreniz daha var. Hadi bir de x diye bir integer aldığımızı şey yapalım. Bu arada o kadar kötü variable name'leri kullanıyorum ki bu sunumu izleyip işten atsalar da yeridir yani. Deyip
Burada çoğu zaman diyelim ki bu x değişkenini set etmeniz gerekmiyor. Bunun da bir default value'si olsun 0 diye. Normalde bu fonksiyonu çağırırken ne yapmanız lazım? Önce x'i set edip sonra s'yi set etmeniz lazım. Ama x'in zaten default değeri var ve sizin çoğu zaman s'yi set etmeniz gerekiyor. Peki diyorsunuz, o zaman named argument'ları kullanabiliyorsunuz. Named argument'ları, tabii ki böyle bir şey yok. Named argument'ları kullandığınızda fonksiyonun aldığı bir parametreyi set etmeden istediğiniz sadece argument'ları set ederek devam edebiliyorsunuz. Bu fonksiyonu gelip şu hale de getirebiliriz bu arada. Fonksiyonları direkt expression olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu parantezi de silersek. Bunun dışında bir diğer ilginç şey when statementları. If ile yazacağınız statementları çok daha okunur hale getiriyor. Bunu ileriki uygulamada göreceğiz, zamandan kazanmak için ona girmeyeyim. Benim en sevdiğim, hatta belki de beni Kotlin'e başlatan örnekten geleyim. Diyelim ki şunları silelim. Bu main içinde bir obje yaratacaksınız ve kullanacaksınız. Bu obje de şey, tamamen data taşıyan bir obje. Kendi behavior'ları falan olmayan, diyelim ki bir student objemiz var. İşte normalde ne yapardınız? Bir class student yaratırdınız. Bunun da diyelim ki işte name'i var, surname'i var falan filan. Bunu tek tek bu property'leri yaratmak, getir setter'larını yaratmak falan yerine Kotlin'de data class olarak yaratabiliyorsunuz. Hakikaten genelde Kotlin'e başlayanlar genelde uygulamalarının içinde Java programlama dilini tutup yanında sadece bu model objelerini data class olarak tanımlayarak başlıyorlar. Daha sonrasında gelip buraya içinde barındırdığı property'leri listeliyorsunuz. Örneğin işte string, nasıl name yazmışım ben ya. Name. Yazmayı öğrensem aslında yazıyorum kodda. Val surname. Bu da kal oldu. String. Neyse bu data class artık bir yerde çağırmak, bu objeyi yaratmak istediğinizde kolayca student Murat genel şeklinde yaratabildiğiniz bir şeye dönüyor. Dikkat ederseniz bu class tamamen bu. Yani bütün dosyanın, class dosyasının barındırması gereken şey sadece bu. Bunun içinde bu property'ler, getir setter'ları, toString, hashcode falan gibi bütün gerekli şeylerini Kotlin compiler'ı sizin için yaratıyor. Hatta gelelim buraya bir de kurs ekleyelim. Diyelim ki bu kişinin bir de list of string kursları var. Fakat öğrenciyi kaydederken de şey yaratmak istemiyorum. Kurslarını direkt yaratmak istemiyorum. Belki yeni kaydoluyor, daha hiçbir derse sign up olmuş durumda değil. En hızlıca boş bir list yaratıp burada assign bile edebiliyorum. Dikkat ederseniz burada artık bir şey vermeme gerek yok. Çünkü bunun default bir argument'ı var. Ben bu objeyi yarattığımda bu noktada student'a erişebileceğim ve adı, soyadı çağırdığımda atadığım değerler, course'ları çağırdığımda, şunu courses yapalım, atanmış boş liste gelecek. Daha sonrasında bunu update edebilirim. Coroutine'lerden bahsetmiştim. Çok çok girmeyeceğim. Hatta şurada hazır bir kod parçası vardı. Onu alıp şey yapayım. Import'u da var çünkü. Yetişmezse diyor oraya thread kodunu koymuştum. Bunu önce bir thread olarak yazalım. Thread start. Şimdi bu kodu çalıştırırsam bu kodun yaptığı şey aslında gelip işte 1'den 50'ye kadar bir for loop'u çeviriyor ve count tutuyor. Fakat bunu istediğiniz kadar çalıştırın her seferinde çok ilginç sonuçlar göreceksiniz. Çünkü Java'daki threadler aslında biraz ilginç çalışır ve Android tarafında da dediğim gibi
threadler konusunda çok bilgili değilseniz aslında birçok şeyi anlamanız ve doğru kullanmanız biraz karışık olabiliyor. Kotlin'de threadlere alternatif olarak, şunu sileyim, coroutine denen bir kavram var. Biz coroutine'i scope vererek, bir scope üzerinde launch'ı çağırarak çalıştırabiliyorsunuz. Coroutine kodlarının en büyük avantajı, aslında siz direkt olarak threadlerle uğraşmıyorsunuz. Nitekim burada log'a bakarsanız aslında birçok yerde aynı thread'i kullandığını, hatta galiba bu kez de hep aynı thread'i kullandığını görüyorsunuz. Ve bu aslında concurrent kodun bir nevi, hani pointer'lar kullanmadan memory management yapmak gibi, sizin tamamen low level her detayı kontrol etmeden hızlıca kullanabilmenizi sağlıyor. Coroutine'lerle ilgili konuya bir daha geleceğim IDE'ye geçtiğimde. Çünkü çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. Aslında hızlıca bir ondan da bahsedeyim. Şurada bir şeyim vardı sanırım. Java'dan Kotlin'e geçmekten bahsetmiştim. Java'dan Kotlin'e geçmek aslında yönden çok kolay. IDE size birçok konuda yardım ediyor. Örneğin şöyle bir Java class'ımız varsa gelip bunu... Burada. Convert Java to Kotlin file dediğinizde kendi otomatik convert ediyor Kotlin'e. Bu tabii ki her zaman %100 kullanılabilir kod olmuyor ama büyük ölçüde genel olarak kullanılabilir bir kod veriyor size ya da ufak değişikliklerle kullanacağınız. Bunun dışında eğer bir Kotlin dosyasına gelip Java kodu copy paste ederseniz onu da otomatik olarak size çevireyim mi diye soruyor. Hadi gelin bunu bir çevirelim bakalım nasıl bir şey yapacak. Gördüğünüz üzere aslında 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını tahmin edebildiğiniz bir şey yaratıyor. Burada dikkat ederseniz farklı olarak bir şey yaptı. Kotlin'de static kelimesi yok. Static yerine companion objectler yaratıyor. Şimdi bu noktada gene kafanızda soru işaretleri olabilir. Ya bu adam ne yaptı? Ben nasıl anlayacağım bunu falan diye. Bu konuda da çok güzel tool'lar var aslında IDE içinde. Mesela hızlıca şuradan... Bytecode. Kotlin bytecode'u seçersem otomatik olarak bundan yaratılmış bytecode'u gösteriyor bana. Ve bytecode okuyabiliyorsanız çok güzel. Ben bazı şeyleri anlayabiliyorum ama çok karıştım mı bytecode'u anlayamıyorum. Bu arada çok faydalıdır da bytecode konusunu merak ederseniz bu konuda Java programlama dili referans kayıtları var. Her şeyi anlamanıza da gerek yok bytecode'da. Belli kelimeleri anladığınızda işin ne olduğunu, ne yaptığını anlayabiliyorsunuz. Ama gene de bytecode karışık bir şey. Burada da ilginç bir tool daha sunuyor size. Sonuçta bu Kotlin'den yaratılmış bir Java bytecode'u. Bunu dolayısıyla decompile ederseniz bundan tekrar Java'ya dönüşmüş kodu görebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda genelde compile edilebilir bir kod almıyorsunuz ama Kotlin'in arka planda neler yaptığını görebiliyorsunuz. İşte static keyword'ü yok demiştim ama o aslında kendi içinde bir static class yaratmış gördüğünüz üzere. Sonra gelip bu class'ın constructor'ını private'a çekmiş. Kısaca bu tip şeyleri, evet Kotlin aslında runtime'da yarattığı bytecode'da bu işi böyle çözüyor diye anlayabiliyorsunuz. Şimdi size gösterdim bu singleton kodunu. Kotlin'de eğer bu compile işlerine uğraşmadan, Java'dan da çevirmeden yazsak aslında yazımı da bu kadar basitleşebiliyor. Bu ayrı bir konu. Dediğim gibi Kotlin başlı başına herhalde bu sunumu alır götürür. O yüzden burada kesim Kotlin kısmını biraz daha Compose tarafına bakalım. Süre olarak da güzel gidiyor. Peki gelelim Compose'a. Niye Compose dersek, Compose da ilginç bir konu. Aslında Android'e baktığınızda Android 2008-2009'larda ilk sürümlerini çıkartmış platform ve bugün baktığınızda 10 yılı geçen bir geçmişe sahip. Çıktığı dönemde de aslında oldukça başarılı, güzel bir view sistemine sahip. Fakat zamanla gelişen programcılık gereksinimleri, değişen programcılık ideolojileriyle bu view sisteminden farklı, daha modern bir view sistemi üzerinde çalışmaya başladık. View sistemi demek de çok doğru değil ama
Burada Declarative UI'la Compose dizayn edildi. Compose işte geçen yıl Ağustos ya da Eylül'dü sanıyorum betadan çıktı. Jetpack Compose'da da ilginç bir şey görüyoruz. Genelde Kotlin'e yeni başlayanların Kotlin'de çok memnun olduğunu görüyorum. Ve bir süre o ayak sürtmeden sonra genelde dili çok seviyorlar. Ama bu süreç genelde sessiz oluyor. Yani birine Kotlin yaz diyorsunuz. İşte başta ya Java şöyle, Java programlama dilinde bunu böyle yapardım, şöyle güzeldi, böyle rahat okunurdu falan derken zamanla o insanın Kotlin'i aslında ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok benimsediğini görmeye başlıyorsunuz. Compose'da tam farklı bir durum var. Compose'u birinin önüne attığınız anda kodu yazmaya başladığı anda eski Vue sisteminden daha çok seviyor. Çünkü Compose hakikaten çok basit bir şekilde Vue'ları yaratabilmenizi sağlıyor. Bu eğitimi yazarken ben de Compose'la ilgili birçok şeyi öğrendim ve hakikaten çok ilginç bir deneyimdi. Hatta bir noktada Compose ekibiyle konuşuyorduk, engineer'larla. Ya 10-15 yıldır Android kodu yazıyorum. Vue sisteminde olduğumdan daha şu anda kendime güvenim var Compose'da demiştim. Bana bir önüme UI çıkarıp bunu yaz desen ki dediğim gibi orada aslında çok uzun yıllardır verdiğim bir efor ve şey var. Hızlıca bir Compose kodu, Compose'un ne olduğuna bakarsak Compose aslında dediğim gibi deklaratif bir UI. Şu an ekranda gördüğünüz animasyonu hakikaten bu kadar basit bir kodla yaratabiliyorsunuz UI'yı. Bunu eski Vue sisteminde düşünürseniz hakikaten zor şeyler. Buradaki kod şu anda size karışık gelebilir, merak etmeyin. Bunu tek tek adım adım açıklayacağım size. Neden Compose demiştim? İşte burada Android'in ilk çıktığı yıllardaki bir şey var, UI var. Bu Google Maps'ten geliyor. Bir de bugün işte foldable bir cihazı düşünürseniz aslında UI'ın ve işletim sisteminin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Bu tabii bu gereksinimler UI'ya da benzer biçimde yansıyor. Ve dediğim gibi Compose tamamen aslında deklaratif bir mekanizmayla çalışıyor. Deklaratif ne demek derseniz de aslında XML dünyasına, yani eski Vue dünyasına gittiğinizde siz kodunuz içinde bir state tutuyorsunuz. Bunun bir eşleniğini de UI'da tutuyorsunuz. Bu her UI komponentinin koddaki karşılığı için de geçerli oluyor. Ve bir süre sonra hakikaten işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu arada birçok programlama dilinde böyle ve platformda böyle UI'ın ve çalışan kodun ayrı state'leri var. Ve sizin hep bu state'leri bir şekilde sync tutmanız gerekiyor. Halbuki UI yapmak daha kolay olmalı. Bir state'den bir UI ürettikten sonra state değiştiğinde o UI'yi yeniden üretebilmeniz lazım. Bugünkü teknolojiyle UI'ın neresinin değiştiğini, compiler'ların runtime mekanizmaların anlaması ve sadece o kısmı değiştirmesi artık çok daha kolay şeyler çünkü cihazların kuvvetlerini düşündüğümüzde. Dolayısıyla aslında Compose'un yaptığı da bu. Hiçbir zaman aslında UI update edilmiyor. UI'ın o kısmı tamamen alınıp yeniden paint ediliyor ekrana. Bu bizim ilk ünitedeki birthday card app'in Views versus Compose versiyonu. İkisi de o eğitimlerden alınmış. Birinde bütün UI'yi, ki buradaki UI hakikaten çok basit. Yanılmıyorsam iki tane text var. Evet, iki text, arkalarında da bir resim vardı. Sanırım burada sadece iki text'i koymuşum. Ama ekrana iki tane text koymak bile Vue'larda bu kadar karmaşık bir koda gereksinim duyarken çok basitçe Compose'da hem de çok daha rahat okunur bir kod yazabiliyoruz. Bu arada kodların uzunluğunun aynı görünmesi şaşırtmasın, font size'ları oldukça farklı. Peki gelelim bir Compose fonksiyonu nasıl yaratılıyor? Hızlıca ona bakalım. Aslında buradaki en önemli şey, en önemli değişiklik başa koyduğunuz @Composable annotation'ı. @Composable bunun compiler'a bu fonksiyonun bir UI üreteceğini söylüyor. UI üreten fonksiyonlar bir şey return edemiyor. Burada da gereksiz bir animasyon olmuş ama bu böyle devam edecek.
Daha sonrasında tamamen gelip bu UI'yi tanımlamaya başlıyorsunuz. İşte örneğin ben bir kolon yaratıp bunun içine yatay olarak diğer öğeleri dizmek istiyorum diyelim. Hemen bir column composable ekliyorum bunun içine. Daha sonrasında bir text yazmak istiyorsam da gelip bir text composable'ı ekleyip onun içine istediğim parametreyi geçiyorum. Bu tek başına hakikaten çalışıp Hello Android kodunu ekrana basabilen bir şey. Aynı şeyi Vue'larda yapmak için bununla XML'ini yaratmanız lazım. Ya bu Hello Android yazısını XML'e gömmeniz ya da işte kod içinde gidip o XML parçasını bulup onu şey yapmanız lazım. Bu arada tabii activity'leri, fragment'ları falan anlamanız lazım. Compose'da bunlara hiç gerek yok. Hatta size güzel, ilginç bir şey söyleyeyim. Şu an eğitimin 4. ünitesini yazıyoruz. İlk defa activity kelimesini kullandık. Bu hakikaten Android, dediğim gibi bugün herkesin Android bilmesini beklemiyorum ama içinizde Android geçmişi olan, Android aşina olan developerlar varsa hakikaten insanlara activity nedir, fragment nedir demeden Android öğretebilmek benim hakikaten çılgın bir fikir gibi geliyor hala ama dediğim gibi 4. üniteye geldik, ilk defa activity anlatıyoruz. Bir satır daha yazı koymak istersem gelip column içine aynı şekilde tekrar ayrı bir text ekleyebiliyorum. Benzer biçimde image'lar, radio button'lar, aklınıza gelebilecek birçok komponent Compose'da mevcut. Yoksa da kendiniz yazmanız da oldukça kolay. Şu animasyonları nasıl bu kadar dağıtmışım bilmiyorum ama. Biraz önce gösterdiğim parametreler aynı şekilde composable fonksiyonlar için de geçerli. Bir composable fonksiyona bir parametre geçiyorsanız bunu benzer, daha doğrusu UI'da değişken bir kısmınız varsa bunu bir parametre olarak geçip UI içinde kullanabiliyorsunuz. Buradaki güzel ve ilginç şey, özellikle ben ilk bu tip basit compose sunumlarını izlediğimde hep kafamda canlanan soru şuydu. İyi de peki ben nasıl bunu şey yapabileceğim, tekrar çalıştırabileceğim name değiştiğinde diye düşünmüştüm. Aslında bu çok basit bir mekanizma ile çalışıyor. Buradaki name değişkenini bir observable'a bağladığınızda otomatik olarak bu fonksiyona yeni değeri pass ediyor ve UI dediğim gibi sadece bu değişen kısımları compose compiler'ı ve runtime'ı optimize ederek yeniden paint ediyor ekrana. Burada başka bir yere tıkladım herhalde. Slide'lar. Evet, şimdi ilerliyoruz. Dolayısıyla ben bu fonksiyona Android geçersem Android'i print ettiğini görüyorum. Benzer biçimde gelir başka bir parametre geçersem onu print ettiğini görüyorum. Dolayısıyla Compose aslında sizin için böyle çok daha kolay build edilebilir ve update edilebilir UI'lar sunuyor. Peki bu kadar bu slaytlarla marketing talk yeter. Gelin biraz kod yazalım. Şurada benim hazır yarattığım bir Android projesi vardı. Bunu baştan da yaratabiliriz. Sadece işte Gradle biraz build edecek falan, sizi onlarla bekletmeyeyim dedim. Burada basit boş bir proje var. Adında Compose Sandbox koyarak başlamıştım. Buna gelin bizim şeydeki çok basit olmayan ama çok karışık da olmayan bir uygulama vardı, Dice Roller diye. Onu yaparak başlayalım. Hemen ben hızlıca şurada gerekli bir iki şeyi ekleyeyim projeye. Burada zar yüzlerinin image'ları olacak. Hemen şunları import edeyim. Tamamdır. Projemize geldiğine göre bunlar. Gelin şeyi yazalım. Şimdi bu Dice Roller'ın size hemen şeyini de göstereyim. Nasıl bir şey olduğunu da göstereyim. Nasıl görünmesi gerektiğini. Eğer Android Basics with Compose'a gider, ikinci ünitedeki Add a Button Click Pathway'ine bakarsanız burada Dice Roller diye bir uygulama var. Bu Dice Roller aslında basit bir uygulama. İşte bir tane resim, bir tane buton olacak. Şöyle hızlıca UI'ını gösterebilirsem size. Aynen. Bunu build etmeye çalışıyoruz. Bir Dice image'i var. Biraz önce import ettiğim image'lar. Düğmeye bastığımızda random bir rakam seçip bu zarı doğru image'la update etmeye çalışacağız. Bakalım böyle bir şey Compose'da ve Kotlin kullanarak nasıl oluyor?
hızlıca bunu yazmaya çalışalım. Şimdi öncelikle bizim bu uygulamada ekranı geçirebilirsem neyimiz vardı? Şunları hatta silersem en minimal kodu yazalım. Tema kalsın. Şurada bir set content metodumuz var. Activity içinde set content içine içinde chardons herhangi bir composable otomatik olarak şey haline geliyor. UI'ın UI'da gösterilecek bir parça haline geliyor. Diyelim ki burada dice roller diye bir fonksiyon çağırayım. Hatta orada bir wrapper fonksiyon vardı. Onu da yaratarak başlayayım. Gelip hemen şurada bu composable'ı yaratacağım. Kopyalayayım. Dice roller app. Buna parametre vermedim. Niye vermediğimi söyleyeceğim şimdi. Bir de gerçekten parametre alacak composable'ımı yaratmak istiyorum. Bunu da şuraya yaratayım. Composable. Bu da yine CodeLab'dekine yakın bir isim kullanayım. Hatırladığım kadarıyla Dice with Button'da sanırım. Dice with Button and Image olmalı. Ki merak ederseniz kontrol edip oradan takip edebilirsiniz. Genelde bütün composable'ların bir modifier almasını tavsiye ediyoruz. Bu neye yarıyor? Bu composable modifier'lar bu arada tabii çok direkt girdim. Modifier'lar aslında sizin composable'ınızın aldığı ona farklı özellikler, görsel özellikler kazandıracak bir obje. İşte bu birçok şey olabilir. Text'in size'ından, UI parçasının kenarlarla bırakacağı padding boşluklarına. Her composable bunu alırsa avantajı şu oluyor. Bu modifier dışarıdan composable'a geçirip o composable'ı özelleştirebiliyor. Ama composable'lar tabii ki bunu kendi modifier'larını da yaratıp şey yapabiliyorlar. Ama bizim genel olarak best practice olarak önerdiğimiz şey default bir değeri olan bir modifier yaratmanız. Bu önemli bir şey değildi. Hemen gelelim burada ne yapmak istiyorum ben? Aslında bir column yaratıp bu column içinde de bir tane image yaratacağım. Bir saniye ekranda bir şey düzeltmem lazım. Evet. Bir image yaratacağım dedim. Hemen importunu yapayım. Bu image içinde de bir painter alıyor. Pardon, painter'ı şey yapmış zaten. Bu bir painter resource olacak. Painter, yanlış yazdım. Painter resource. Burada da şimdilik dice biri verelim. Rolls. Yani biraz ilginç pozisyonda da ondan normalden fazla typo yapıyorum. Content description'ı da şimdilik bir olarak atayalım. Bu aslında şu an ne yaptığımı görmek istersem gelin bu şeyi de hemen şu composable'dan çağıralım. Dice with button and image dedim. Buna bir modifier geçelim. Modifier equals modifier. Şimdi bunu tam bütün ekran boyunca görmek istiyorum. O yüzden fill max size diyeceğim. Ayrıca da wrap content size deyip ortaya atacağım. Çok fazla noktam kaldı. Kim? Modifier fill max size, şunu yanlış yaptım değil mi? Modifier fill max size, şunun parantezinin içine yazmışım. Fill max size, wrap content size. Evet, bakmadan yazınca şu hatayı yapmışım. Şimdi bunu niye yaptım onu anlatayım size. Compose size çok güzel bir şey sunuyor, preview'lar.
Eğer gelip bir Composable'a preview annotation'ını koyarsanız, ama bunu orijinal Composable'a koymanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunun bir argümanı var ve preview'un default argument bile olsa bunun nasıl geçeceğini düşünmemesi lazım. Sonra da gelip design'a basarsanız, build dediğinizde bu full bütün build'ı yapmıyor. Size hemen hızlıca o composable'ı generate edip onun UI'da nasıl görüneceğini gösteriyor. O build'de dursun. İlk defa build ettiğiniz için normalden yavaş çalıştı. Fakat bu hakikaten compose'u yazarken her seferinde uygulamayı baştan başlatmadan hızlıca UI değişikliklerini yapabilmenizi sağlıyor. Şunu hemen ekrana bir sığdırayım. Evet, beklediğim biçimde şey geldi. Şimdi burada başka neye ihtiyacımız vardı bizim? Bir butona ihtiyacımız vardı. Hemen bir button yaratıyorum. On click şu an boş kalsın. Şuraya da bir tane gene typo yaptım. Şunu da düzeltelim. Süper. Butonumuz da hazır. Hemen bunu bir build refresh yaparsam butonun da geldiğini göreceğiz. Peki ama bu butonun üzerinde bir text yok. Nasıl text koyacağım? Bu buton bir composable. Bunun içinde bir composable daha tanımlar. Text dersem alın size ona bir text koymuş olacağız. Click me. Tabii benim yaptığımı yapmayın. Bunu strings XML'e yazın. Tekrar build dersem bu butona bu değerin geldiğini göreceğim. Şimdi şurada vakit kaybetmemek adına hızlıca copy yapacağım bir şey var. Ama ondan önce yazayım şu şeyi. Şimdi diyelim ki bu random generate edilen rakamı bir yerde tutmamız lazım. Hemen bir result variable'ı yaratıyorum. Var result diyorum. Bunun da ilk değeri 1 olsun. Bunu yaptığımıza göre şuraya hemen result yapabiliriz. Result yaptım. Süper. Şu preview'u da kapatalım artık. Daha çok ekrana yer kalsın. Süper. Content description. Tabii bu integer'dan string'e çevirelim. Tamam. Şimdi result değişkenimiz hazır. Ben ne yapacağım? Şimdi bir random koda ihtiyacım var. İkincisi de doğru imajı seçmem lazım. Random kodu on click'te yaratmak istiyorum. Gelip hemen buraya result eşittir. Kotlin'de böyle güzel bir syntax var. 1'den 6'ya kadar diyorum. Daha sonrasında da random fonksiyonunu çağırdığımda bana 1'den 6'ya kadar bir 1 ile 6 arasında bir rakamı random seçip buraya atayacak. Peki güzel. Result'ımı seçtim. Şimdi buna bağlı resmi seçmem lazım. Bunun için beni baştan aşağı yazmayayım. Onu şuraya koymuştum. Paste alıp size anlatayım. Şöyle bir bu yüzden copy paste yapmadım Muhammed kadar. Evet, burada şöyle bir when statement'ı yazdım. Dikkat ederseniz bu aslında bir expression. When şurada başlıyor. Ve when statement'ları aslında çok okunur bir hale geliyor. İşte when result 1 olduğunda dice 1'i kullan, 2 olduğunda 2'yi kullan, else olduğunda da 6'yı kullan şeklinde. Ve bunun döndürdüğü değeri de otomatik olarak image resource'a atıyor. Buna artık sahip olduğumuza göre şuraya hemen image resource yapabiliriz. Image resource. Bir şey eksik kaldı mı bakayım. Sanırım tamam. Hadi bir run edelim bakalım bu çalışacak mı? Çalışmayacak büyük ihtimalle de. Başka bir hata bilerek bıraktığım bir hata var çünkü. O run ederken hemen... Ben ondan bahsedeyim size. Şimdi bu başka bir uygulama. Ama bunu da ünite 4'te göreceksiniz. En sonunun üzerinde çalışıyordum herhalde. Tamam süper. Şimdi buna bastığınızda bir şey olmadığını ve 1'de kaldığını görüyorsunuz. Çünkü burada ilginç bir şey devreye giriyor. Size şey demiştim. Composable'lar kendi kendine şeyi UI'yı neresinin değiştiğini anlayıp tekrar paint edebilen şeyler. Fakat bunun için size sizin kompoza nelerin değişebileceği konusunda bir tüyo vermeniz gerekiyor. Bunu da observable değişkenlerle yapıyoruz. Mesela buradaki result değişkenini normal bir integer olarak kullanmamız burada bunun o görevi görmemesini sağlıyor. Bir diğer konu da tabii bu composable'ı yeniden
çağrılsa bile dikkat ederseniz burada zaten result'ı yeniden yaratıp 1'e eşitlediğiniz için bu composable her çağrıldığında, yani her click me'ye basıp bunun yeniden paint edilmesini sağladığınızda bunu otomatik olarak 1'e tekrar resetlemeniz demek bu kod. Dolayısıyla bu koda iki yönden şu anda hatalı. Biri compose bu değişkenin değiştiğinin farkında değil şurada. Çünkü bu bir observable değişken değil. İkincisi de değiştiğini fark edip bu fonksiyonu yeniden çağırsa bile çağrıldığı anda zaten tekrar 1'e eşitleneceği için click me'ye bastığınızda zaten 3'ü tekrar 1'e eşitleyip dice'ı değiştirmeyecek oluyor. Bunu çözmek için şöyle bir yapı kullanıyoruz. By remember dediğiniz değişkenler, remember bu arada bir delegate. By remember dediğiniz değişkenler compose tarafından hatırlanıyor. Yani composable yeniden çağrılıp yeniden paint edildiğinde compose compiler'ı, runtime'ı result değişkeninin bir sonraki cycle'a eski değeriyle taşınması gerektiğini biliyor. Dolayısıyla bu fonksiyon yeniden çağrıldığında remember'ın her sefer 1'e eşitlenmesini engellemiş oluyor. Ama hala bir sorunumuz var. Çünkü compose result'ın değişebileceğinden haberdar değil. Bunu da mutable state of ile sağlıyoruz. Mutable state of'un hemen tanımına bakarsanız bunun bir observer döndüğünü görüyorsunuz. Ve bu observable compose tarafından devamlı izleniyor. Yani sizin kullandığınız mutable state of değişkenleri gidip compose runtime'ına devamlı benim değerim değişti, senin benim kullanıldığım her yeri değişti, otomatik olarak değiştirmen lazım diyor. Dolayısıyla buna da bir default value verelim. Bir. Evet, bütün hatalarımız gitti. Şimdi tekrar çalıştırır, hızlıca run edersek. Bir tek run etti mi? Bunu hızlıca run edersek. Evet, artık her şeyin hızlıca değiştiğini ve çalıştığını görebiliyoruz. Baktığımda süremiz bayağı olmuş. İsterseniz sunumu burada sonlandırayım. Burada aslında yapabileceğimiz birçok şey var. Örneğin mesela çok merak ediyor olabileceğinizi düşündüm. Benim ilk başlarda merak ettiğim şeylerden. Peki ama bu result değişkeni bu compose'dan çıkartıp başka bir şeyden geçmemiz gerekseydi. Benzer biçimde bu onClick fonksiyonunda belki view model ya da başka bir kodu çağırmamız gerekseydi ne yapardık gibi. Bunları aslında bir sonraki pathway'de eğitimde Dice Roller'dan sonraki örnekte anlatıyoruz. Oralarda görebilirsiniz. Ama çok çok kabaca aslında bu result değişkenini bir parametre olarak geçebiliyorsunuz. Composable'a. Benzer biçimde onClick lambdasında bir parametre olarak geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir Composable'ı her ne kadar kendi datasını ve logiğini kendi içinde tutacak şekilde dizayn edebiliyorsanız benzer biçimde bir üstteki Composable'a delegate edecek şekilde de dizayn edebiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça eğlenceli ve kolaylıkla çözüp bir şeyler yapabileceğiniz bir framework olduğunu düşünüyorum. Deyip sunumu noktalayayım, sorularınızı cevaplayayım. Abi süper bir sunumdu gerçekten. Ağzına sağlık. Yok, gayet güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Java kullananlar için, Java programlama dilini kullananlar için yapmış olduğunuz bu Kotlin girişi bence çok değerliydi. Onun için de ayrı bir teşekkür ederim. Ben size şey soracaktım. Bu arada arkadaşlar sorularınızı alabiliriz eğer sorularınız varsa. Hemen Murat abiye soralım onları. Ben size şey soracaktım. Hani mobil uygulama geliştirmek isteyen kişiler hani nerelerden, hangi kaynaklardan yararlanabilir diye size soru soracaktım. Ben de hani direkt doğrudan aklıma benim de CodeLab'ler geliyordu. Bu kurslar geliyordu. Gerçekten içerikleri çok güzel. Benim de oralardan çok fazla yararlandığım zamanlar oluyor. Ben de öneriyorum. Senin başka ne kaynakların vardır abi? Onları da sana sorayım. Şimdi eğer Java programlama dili biliyorsanız ve ben nereden Kotlin'e girebilirim diyorsanız birçok farklı kaynak var hakikaten. Ben açıkçası bir şey öğrenme çok kişisel bir süreç. Dolayısıyla hiç kimsenin dediğine
böyle çok katı kurallar olarak almayın. Herkesin öğrenme tarzı, şekli ve öğrendiği şey farklıdır. Mesela ben çok kod okuyarak öğrenirim. Hatta Google'ın kod lablerini bile genelde tekstleri atlayarak, genelde kod bloklarına bakarak takip ediyorum. Ama bu sizin için doğru yöntem bu demek değil. Özellikle mesela yeni jenerasyonda çok fazla video tercih ediliyor. Hatta yeni kursa bakarsanız aslında Android Basics with Compose'a Kotlin versiyonuna göre çok daha fazla video kullandığınızı görüyorum. Göreceksiniz. Ama bunun dışında güzel kaynaklar var. Eğer bir Java temelinden geliyorsanız, dediğim gibi Java programlama dilinden Kotlin'e geçiş spesifik kaynaklar var. Burada mesela Venkat Subnaryam'dı, soyadı biraz karışık da. Venkat Java for Kotlin for Java Developers diye bir aratırsanız çok güzel sunumları var. Bu gösterdiğim şeyler gibi aslında biraz Venkat'ı taklit etmeye çalıştım belki o coding'de farkında olmadan, ama benden çok daha başarılı yapıyor. Alıp hakikaten böyle bütün language feature'ları üzerinde küçük örneklerle yürüyerek size dili tanıtabiliyor. Bunun dışında Android Basics with Compose kesinlikle güzel bir kaynak. Yani girdiğinizde hakikaten Kotlin spesifik bir pathway'e bakarsak gerçekten Kotlin'le ilgili birçok şeyi göreceksiniz. İşte burada her şeyi takip etmenize gerek yok. Örneğin bir if statement'ı yazmayı biliyorsanız belki conditionals kodlabini tamamen almanıza gerek yok, ama if else'i atlayıp bir anda when statement'larına bakıp bu farkı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani kullanabileceğiniz farklı kaynaklar var, ama büyük ölçüde bu yeni söyleyin adını, Android Basics in Compose Training'inin mümkün olduğunca sizin için tek bir kaynak olarak faydalı olabilmesini hedefleyerek yaptık. Tabii ki bütün Kotlin içerikleri yok, ama büyük ölçüde Android'e başlayıp bir şeyler yapabilmenizi sağlayacak bütün içeriklere sahip. Evet, süper. Kendi ürünümü pazarladım cevap olarak, ama neyse. Ama bilmiyorum, çok başarılı buluyorum ben de. O yüzden size de katılıyorum yani. Buralardan mutlaka faydalanması gerekiyor yeni başlayan kişilerin. Levent Yadırgan'ın bir sorusu var. Sorusunda şöyle diyor. Bu kodlablerin devamı gelecek mi? Daha ileri bir seviye özellikle. Güzel. Şimdi aslında burada şöyle bir şey göstereyim size. Hemen bir Google'layıp. Compose Pathway diyeyim. Aslında birden fazla kaynağımız var. Jetpack, Compose Pathway. Şu olmalı. Aynen. Şimdi bu Android Basics in Compose aslında hakikaten hedeflediği kitle, şöyle özetleyebilirim. Eğer Android geliştirmeye aşinaysanız bu kurs belki sizin için ve Compose dışındaki yenilikleri takip ettiyseniz belki de bu kurs sizin için en doğru şey değil. Çünkü biz burada hakikaten architecture anlatıyoruz, view modeller nedir anlatıyoruz, işte başka room, navigation, compose dışı konuları da, gerçi navigation compose'da değişiyor ama farklı şeyleri de anlatıyoruz. Eğer Android background'ınız kuvvetliyse, yenilikleri takip ettiğiniz architectural component'ları ve benzer değişiklikleri biliyorsanız, Jetpack Compose Pathway'i diyebiliyorum, isimler biraz karıştırıcı ama Pathway bizim yeni platformumuz olduğu için her şeyin peşine geliyor bu eğitim platformu. Compose Pathway'ine bakarsanız daha aslında bu Android spesifik detaylarına girmeden hakikaten Compose özelinde giden bir eğitim de görebilirsiniz. Eğer aradığınız buysa. Onun dışında ama evet, bütün şeyler, kodlabler devam ediyor. Eğitim için şu an daha advanced bir eğitim planı şu an için yok. Çünkü zaten bu Compose Training'inin bitişi bile büyük ihtimalle son üniteleriyle, çok iddialı bir son ünitesi var bunun. Onu bir şey olup çıkartmazsak sene sonuna kadar yaklaşır herhalde. Gerçi son üniteler daha hızlanacak ama bir tarih tahmini yapmak zor. Dolayısıyla bunun adındaki Basics'e çok takılmayın. Aslında birçok şeyi size gösteriyor. Ama dediğim gibi gene de sizin bir Android background'unuz yeterince kuvvetliyse zaten bizim yayınlayacağımız materyalleri beklemeden Jetpack Compose Pathway'inden gidebilirsiniz. Bunun dışında daha advanced konular ayrı kodlabler olarak da
CodeLab index sayfamıza giderseniz bulunuyor. Hatta oradaki CodeLab'leri daha kolay bulabilmeniz için training CodeLab'lerini oradan ayırmaya çalışıyoruz. Hatta ayırdık sanırım. Fakat böyle o konuda da yeni CodeLab'ler tabii devamlı geliyor. Ama şu an daha advanced bir training ise direkt olarak sorduğunuz Jetpack Compose Pathway ve Android Basics with Compose dışında şu an görünen bir plan yok. Tabii bu olmayacak demek de değil hiçbir zaman. Bekliyoruz. Daha yeni eğitimleri de bekliyoruz abi. Levent Yıldırgan'ın bir sorusu daha var. Data class değer tipli mi yoksa referans tipli mi? Referans tipli olmalı ama %100 demem için bir kontrol etmem lazım. Tamamdır. Mert Toptaş'ın bir sorusu var. Compose ile birlikte navigation component kullanıyoruz. Backstack'lerde iç içe ekranlarda problem yaşayabiliyoruz bazen. Bu issue'larda ileride çözülecek midir? Tam olarak yaşadığınız sorun ne bilmiyorum. Bana da şey yazarsanız aslında dinlemek, hatta bununla ilgili bir bug varsa bu bug'ı raporlamayı çok isterim. Bana ulaşmanız da çok kolay. Yenerme Twitter'dan direkt beni bulabilirsiniz. Hatta o Yenerme'nin sonuna @Google'ı eklerseniz e-mail adresim de oluyor. Her yerde aynı username'i kullanmanın avantajı. Evet ama sonuçta şu konuda haklısınız. Compose yeni bir teknoloji. Navigation ve diğer şeylerle de entegrasyonları yeni. Örneğin State Flow'la ilgili de şu an eğitimde o konuları yazdığımız için değişecek şeyler olduğunu ve ona göre yazdığımızı biliyorum. Aynı şekilde Navigation'da da belli şeyler, yaşadığınız sorunlar varsa bunlar mutlaka çözülecektir. Şeyde Jetpack Compose Pathway'inde, evet burada çok güzel bir Navigation CodeLab'i var. Bunun dışında bir de Jetpack Compose sample'ları altında bir to-do app'i var. Bu ikisi şu an ana referans navigation uygulamaları. Yani ben de bugün navigation'la ilgili şey yazarken training'de girip ilk baktığım kaynaklar bunlar oluyor. Bunlara bir göz atın ama dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa bana yazarsanız hem onu takip etmek hem de sizin yanlış kullandığınız bir şey varsa onu şey yapıp çözmeyi çok isterim. Sanırım başka bir soru yok ama benim hazırladığım birkaç tane soru var. Onları ben size sorayım. Tabii ki. Ben de ürünümü açayım da onun reklamı olsun. Şirketlerin Jetpack Compose'a geçiş stratejileri nasıl olmalı? Örneğin canlıda olan bir uygulaması olan şirketle geliştirmekte olduğu bir ürünü nasıl Compose'a geçirebilir? Hani bazı ekranlar Compose, bazı ekranlar XML'le devam mı etmeli? Ne dersiniz bununla ilgili? Çok, çok güzel soru. Yani bugün Compose'la ilgili community ile konuştuğumuzda negatif yönde duyduğumuz belki de tek şey zaman zaman performansla ilgili şeyler oluyor ki bunlar da gelişiyor gitgide. Dolayısıyla yani böyle bir sorun yaşarsanız zaten bunların belli bir süreç içinde çözüleceğinden emin olabilirsiniz. Ama bunun dışında bir migration strateji olarak veya başlama stratejisi olarak düşünürsek aslında ben burada daha önce Kotlin'de ne yapıldıysa, ne yaptıysak developerlar ve Google olarak Compose'da da benzer bir şeyle gitmenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında düşünürseniz Kotlin'in en büyük avantajı Java ile yan yana, Java programlama diliyle yan yana yaşayabilmesi oldu. İşte dediğim gibi mesela gösterdiğim data class'lar hakikaten bir nesli neredeyse Kotlin'e taşıdı. Çünkü objeyi bari böyle kolay yaratayım Kotlin kullanmasam da diye başladı birçok insan, ben de dahil. Sonra ya bu ne kolay oluyormuş böyle yazmak deyip bütün kodu ufak ufak ya bari yeni yazdığımı Kotlin'le yazayım diye bir süre sonra projede aman Java'ya dokunmamak için Kotlin'le yeniden yazayım formatına dönüştü birçok projede. Ben biraz Compose'u da böyle kullanıyorum. Biraz önce training'de bahsettiğim son ünitede bu aslında. Compose'u hem Compose'u view'ların içinde kullanmak hem view'ları Compose'un içinde kullanmayı, yani interoperability ve migration stratejilerini tartışacağız. Biraz o üniteye var, o en son gelecek ve en yazılması çetrefilli olacak bir şey. Çünkü hem o sürede bizim de
hakikaten bu deneyimleri yaşayıp size anlatabilir hale gelmemiz lazım, size bir şey vermemiz için. Ama şu an görünen en güzel, en pozitif şeylerden biri, evet, kesinlikle yeni bir şey yazmanız gerekiyorsa bunu Compose'da yazın ve view'ların içinde kullanın. Compose'un özellikle view'lara göre çok avantajlı olduğu alanlar var. Örneğin widget'lar. Biliyorsunuz Android 12 ile birlikte widget'lar büyük değişime girdi. Bilmiyorsanız da girdi. Bayağı ciddi şeyler kolaylaştı ve kapabiliteleri arttı. Örneğin eskiden bir widget'ta checkbox koyup widget'ın uygulamasına girmeden o checkbox'ı tıklayamazdınız. Çünkü öyle bir interaktivitesi yoktu Android widget'larının. Fakat artık var ve Compose'da bunları yapmanız inanılmaz derecede basitleşti. Glance denen bir library var. Bununla ilgili de çok güzel geçen EDS'de bir sunum vardı. IO'da mıydı? Pardon. Ya da aratırsanız görürsünüz. Marcel'in de hatta sunumda beraber çalışmıştık o dönem widget'larda. Dolayısıyla Compose'un hakikaten kuvvetli olduğu ve size view'lardan daha avantajlı olabileceği şeyler var. Bu konularda özellikle Compose'a daha ağırlık vermeniz ve uygulamanız içinde de dediğim gibi uygun gördüğünüz yerlerde kullanarak aşinalığınızı arttırmanız kesinlikle mantıklı, özellikle de production uygulamasıysa. Süper, süper bir cevap oldu. Bir diğer sorum, mobiler dev üzerinde daha önceden yapmış olduğunuz bir röportajda gördüm sizi araştırırken. Orada sizin birazcık yazılım Android'e geçme hikayeniz birazcık farklı. Biraz web tarafından başlamışsınız. Ondan sonra G2ME'ye geçmişsiniz, Java Micro Edition'a. Ve bu mobil alana geçerken de şey diyorsunuz, hani CPU ve memory gelişiminin çok hızlı olduğunu gördüm. Yani böyle bir öngörüde bulunuyorsunuz. Ardından da işte Java'nın telefonlarda tamamen kullanacağını gördüğünüzü söylüyorsunuz. Şimdi şu anda da o zamanki pozisyondan biraz daha farklı pozisyondasınız. Birazcık daha sektörün kalbindesiniz. Sektörün kalbinde çalışan birisi olarak mobil teknolojisiyle ilgili bir öngörünüz var mı? Bu mobil dünya nereye gidiyor? 3 yıl sonra, 5 yıl sonra mobil dünyayı Android bazında nasıl görüyorsunuz? Çok güzel soru. Buna biraz şeyden başlayayım, o dediğimi açarak başlayayım. Ben aslında çok şey farklı şeylerle uğraştım. Ben her şeyden önce programcıyım, yani mobil, web, server side, bu önemli. Ben program yazmayı, kod yazmayı seviyorum. Eğer developersanız da çok hakikaten önerdiğim bir şey. Çünkü hatta Kotlin'le Java programlama diline kullandığım bir şey var. Çok sevdiğim bir arkadaşımın kitabında kullandığı bir cümleyi biraz genişletip söyleyeceğim. Bilmiyorum, şu an sunumu izleyenler arasında böyle domates seven var mı desem şaşırabilirsiniz. Çünkü böyle kimse domates sevmiyorum demez genelde. Ama kimse domatesim geldi gideyim bir domates yiyeyim de demez. Yani domates böyle yeri geldiğinde o yemekte veya o setupta, o sofrada uygun bir yemekse yenir. Değilse yenmez. Aslında programlama dilleri de böyle. Yani işinizi görüyorsa o programlama dili kullanılır. Yoksa kullanılmaz. Dolayısıyla programlama dilleri ve platformlar sevmeniz gereken şeyler değil. Yeri geldiğinde doğru şekilde kullanmanız gereken şeyler. Dolayısıyla geri sararsam ben aslında server side'da Java EE ile başladım kariyerime. Daha sonrasında web'e döndüm. Bir dönem aradım, çok merak ettim. Micro Edition'la mobil uygulamalar yazayım dedim. O dönem server tarafından aslında bir experience'ımdı. Ben ilk server side'da Java yazarken Java EE, her şey çok yavaş çalışırdı ama bir şekilde hep, yani bunu dert etmeyin, bakın server CPU'ları çok hızlı ilerliyor, Java runtime'ı da optimize ediliyor, her şey iyi olacak falan denirdi. Bizim aklımız almazdı, bunlar çalışabilecek mi? Biz burada 3 user için çalıştıramıyoruz, banka nasıl bunu 10 binlerce user için çalıştıracak diye. Ama oldu. O uygulamalar hala çalışıyor hatta iki farklı bankada. Java ME'de benzer paterni gördüğümde ben direkt çekilmiştim. Onu da şöyle, o dönem bir Türkiye'deki bir kanalın vardı, smart kutu fikri vardı, ona oyun yazacaktık. Girdim, bir bilardo oyunu yazmaya çalışıyordum. Orada gördüm, Java'da bir point objesi vardır, x, y alır. Java ME'de point objesi yok. X ve y'yi ayrı integer olarak geçmeniz lazım ki memory'den save edin.
Onu gördüğümde şey demiştim, ha bu hala Java'nın promote ettiği object oriented programming ve benzer kavramları destekleyebilen bir platform değil. Adı Java EMEA olsa da. Demek ki henüz mobil programcılık orada değil. Ben biraz ayrılayım sonra geri dönerim, bu nasılsa gelir dedim. Hakikaten öyle oldu işte, iOS ve Android'de çok kuvvetlendi. Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra geleceğe bakmak zor. Bu özeti geçtikten sonra. benim en söyleyebileceğim 3-5 yıl içinde büyük değişiklikler olmayacaktır. Yani Android'de, iOS'de bildiğiniz platformlarda buralarda kalacaktır. Diller değişebilir, işte UI yapma teknolojileri değişebilir ama nasıl ki bir web browser'lar veya işletim sistemleri pat diye ortaya çıkıp pat diye kaybolmuyorsa, bunların çok uzun zamanlar içinde ekosistemleri oluşup oturuyorsa büyük ihtimalle mobilde böyle olacak. Ama mobilin form faktör değiştirmesi çok olası. Bu iki yöne de olabilir. Bugün hakikaten çok büyük bir zevkle foldable'ları kullanıyoruz. Bir gün elinize geçtiğinde de bilmiyorum yaygınlığını şu an, ama biz işte test cihazı olarak tabii çok önceden kullanmaya başladık. Çok ilginç kapasiteleri ve özellikleri olan cihazlar. Yani küçücük bir ekranı açıp bir anda tablet gibi kullanabilmeniz, bir anda uçağa bindiğinizde ya önemli mi ki dedi, önemli mi ki diye baktığınız bir use case bir anda hayatınızı kurtarır bir use case olabiliyor. Ya da arabada navigasyonu kocaman bir ekran olarak açabilmek gibi. Ama biraz da tabii sektörün yanında kullanıcıların şekillendireceği bir şey. Belki yani genel olarak gördüğümüz bir patent cihazların büyümesi oldu bugüne kadar. Belki önümüzdeki yıllarda küçülmesi olacak yeni gelen jenerasyonla. Ama şundan eminim, programcılar için çok şey değişmeyecek. Ben 10 yıl önce ne yaptığıma bakarsam dinamik ekranlar için web programlama yapıyordum. Neydi işte dinamik ekran dediğimiz, ekranın size'ı belli değildi. Hangi browser'da çalıştığı belli değildi. Dolayısıyla işte dinamik UI nasıl yapılır, responsive UI nasıl yapılır falan filan. Bugün mobilde de aynı şeye geldik. İşte ilk çıktığında bütün mobil cihazların ekranları, çözünürlükleri yaklaşık aynıydı, fixed'di falan derken bugün o kadar çok çeşitlilik var ki üzerinde çalıştığınız platformun ekran boyutunu, ekranın dik ya da yatay olduğunu hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Ama responsive, ona göre şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve hakikaten webde öğrendiğim şeyleri çok kullanıyorum. Dolayısıyla bu programcılık aslında bir yolculuk. Yolculuk boyunda da öğrendiğiniz her şey sektörün ve şeyin değişimine göre yine sizin daha iyi işler yapabilmenizi sağlayacak tecrübeler. Nereye gideceğini hep beraber göreceğiz ama mutlaka ki form faktör değişiklikleri olacaktır. Sizin çok bence bu konuda dertlenmenize gerek yok. Emin olun ki programcılık şeyiniz o yönde zaten daha önceki experience'larınız sizi besleyecek ve destekleyecek. Burada o şey giriyor sanırım, durmadan öğrenme. Kesinlikle. Programcılık sevmiyorsanız yapılacak iş değil, devamlı evet. Öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa hemen başka bir şeye kaçın. Bu G2 EMEA dediğiniz zamanlar, daha sonra o platformda çalıştığınız zamanlar 2000'li yılların başlarına mı geliyor? Tam yılını söyleyeyim, 2007-8 olması lazım. Tabii. Çünkü o işte böyle bir iki hafta kaldım, sonra ayrılıp başka bir işe geçtim ben. Java EMEA yazmayayım dedim. Bayağı da bulmuşlardı. Hatta daha sonra aynı insan kaynaklarından biriyle başka bir şirkette karşı karşıya geldik. Sırf o yüzden bana teklif yapmadı falan, yani o kadar. Ama şey tabii, Java EMEA kötü bir platform değildi, güzel bir platformdu ama ben şeyi savunuyorum biraz, daha doğrusu takip etmeye çalışıyorum diyeyim. Tamam, ben kötü bir programcı değilim, öğrenirim, yaparım ama ben dünyada tek başıma çalıştığım veya çok küçük bir camiayla çalıştığım bir şeyde kalmak istemiyorum. Dolayısıyla eğer bir dilin ya da platformun genel programcıların çoğunluğu tarafından kolaylıkla kullanılacağı ve sevileceğine inanmazsam o platformda çalışmayı istemiyorum. Çünkü yalnızlığın o konuda çok bir zevki yok. Community'nizin olması, open source projelerin olması, etkinliklere gidip kendiniz tarzında insanlarla o konularda muhabbetler yapabilmeniz benim için zevkli. O dönemde işte mobil programcılığı henüz o noktada görmemiştim. Yani herkesin yapacağı şeyde değil. Bugün ben bunu öğrensem de çok eğlenceli olmayacak benim için deyip kaçmıştım.
Şu an oldukça zevkli ama. her geçen gün daha zevkleniyor hatta. Bugün mobil programcılık neredeyse benim ilk başladığımdaki desktop programcılıktan daha kapasiteye sahip. Yani desktop'ta ne bu RAM'lere sahiptik, ne işlemci gücüne sahiptik, ne de kamera, akselerometre falan, GPS gibi ekstra sensörlerimiz yoktu. Bugün hakikaten bir mobil cihazda yapabildiklerinize baktığınız zaman korkunç şeyler. Evet, evet. Katılıyorum kesinlikle. Talha Fakoğlu'nun bir sorusu var. XML'den Compose'a migrate etme konusunda XML ve Compose alan app'lerin APK size'ı daha yüksek oluyor. Sadece XML'e göre büyük firmaların app'leri için dezavantaj mıdır bu? Tabii olabilir. Yani uygulamanızın boyutuna, hangi markette olduğuna bağlı olarak bu dezavantaj yaratabilir. Burada tabii gene gelecekte optimizasyonlar gelecektir. Compose çok hızlı ilerliyor ve devamlı release çıkarıyoruz. Bu konuda net yaptığım bir şey yoktu, hazırlık yoktu. O yüzden çok net rakamlar söyleyemeyeceğim size. Bunu biraz daha küçük çaplarda deneyerek bakabilirsiniz ne kadar etkiliyor. Ve hakikaten bugün bu kadar bir size artışı mantıklı mı değil mi diye. Belki işte iki katına çıkıyorsa mantıksız dersiniz ama çok daha az kalıyorsa mantıklı dersiniz gibi. Ama evet, tabii ki bu kesinlikle uygulamanıza ve kullanıcınıza göre değerlendirmeniz gereken bir şey. Şimdi yayının son dakikalarına kalanların özel, sizin için belki klasik bir soru soracağım. Google'da çalışmak isteyen yazılımcılara önerileriniz nedir? Hatta yani şu anda sunumunuzda da bayağı bir şey kaptık aslında ama ekstradan neler söylemek istersiniz? Ya programcılığı seviyorsanız her yerde çalışırsınız. Google ya da başka bir şirket. Bu şirketlerin hiçbirinin bu kadar sıra dışı şeyleri yok, inanın bana. En önemli şey tabii ki bu interview'lara doğru hazırlanmak. Türkiye'deki interview kültürüyle benim yurt dışına çıktığımda ilk yaşadığım şey o olmuştu. Yurt dışındaki interview kültürü çok farklı. Bir de tabii interview yaptığınız ülkede değilseniz, başka bir ülkeden geliyorsanız soru işaretleriyle geliyorlar. Oradaki şirketleri bilmiyorlar, projeleri bilmiyorlar. Bu da biraz bozabiliyor sizi. Ya ben 10 yıllık tecrübemi niye bu kadar sorguluyorlar falan gibi. Ama genelde bu tip firmaların iki aşamadan bahsedeyim. Biri interview sırası için güzel algoritma ve data structure bilmeniz lazım. Bu da olmayacak bir şey değil. Yani ben işte ilk bir Google'la görüşüp kalmıştım 30'lu yaşlarımın başında. Ya dedim, ben yeterince data structure algoritm bilmiyormuşum dedim. Oturdum öğrendim. İnternette inanılmaz dersler var. Hiç öyle ya işte bizim okulda öğretmediler şu bu falan demeyin. Ben bana da istediğim kadar öğretmemişler zaten. Ama hakikaten bunun en iyi dersleri işte Stanford'un, MIT'nin YouTube'da veya farklı ders platformlarında açık. Bildiğiniz dilin, istediğiniz, sevdiğiniz dilde bu algoritmaları ve data structure'ları öğreneceğiniz dersleri bulur. 3-5 ayda da öğrenir. Hakikaten bu interview'lara hazır hale gelebilirsiniz. Diğer bir konuya gelirsek tabii ki Google'ın ya da Google tarzı şirketlerin sizi dünyanın öbür ucundan sizin onlara çekici görünmeniz için şöyle düşünürsek sizin mezun olduğunuz üniversitenin adını büyük ihtimalle bilmiyorlar. Sizin çalıştığınız şirketlerin adını bilmiyorlar. Dolayısıyla sizi evaluate etmeleri çok zor. O noktada biraz ekstra efor gerekiyor. İşte open source projeleriniz olabilir. Başka yaptığınız bu tip işler olabilir. Community'de aktif olabilirsiniz. Sunumlar yapıyor olabilirsiniz. Bloglar yazıyor olabilirsiniz. Bunlar mutlaka faydalı olacaktır ki bunlar benim geçmişte bu amaçla yaptığım şeyler değildi. Yapmayı sevdiğim için yaptığım şeylerdi. Zaten developer relations'ı da ondan seçtim. Google'a girdiğimde klasik software engineer rolundan ziyade. Çünkü bunları yapmayı seviyordum. Ama bunları yaparsanız mutlaka ki sizi dışarıdan, sizin ortamınızı, sizin yaşadığınız ülkeyi, şirketleri, okulları bilmeyen biri sizin profilinize ulaştığınızda
ulaştığında sizin o ortamdan farklı olduğunuzu daha net görebilir. Veya sizin bazı şeyleri ne düzeyde yaptığınızı, nasıl kod yazdığınızı, neler yapmayı sevdiğinizi, neler konusunda tecrübeniz olduğunu çok çok daha net görebilir. Ama onun yerine gidip bir open source projeyi direkt GitHub'da onların önüne koymak yerine ben X Bankası'nın işte EFT sistemini yazdım dediğinizde ne o bankadan haberdarlar ne de yaptığınız işin kompleksitesinden haberdarlar. Ben Türkiye'de bankalarda çalıştığım için Türkiye'deki bankacılığın da tamamen şeyden ayrı çalıştığını da biliyorum aslında. Çok zor işleri yaptığınız da oluyor. Ama bunu dışarıdan dışarıya gösterebilmeniz ve pazarlayabilmenizin tabii ki stratejileri çok farklı. Evet, evet. Bu konuda da eğer özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa gene Twitter'dan bana ulaşıp cevap almayan kimse olmamıştır herhalde bugüne kadar. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Bu yurt içinde ve de yurt dışında mülakatlarla ilgili sizinle ayrı bir yayın da yapmayı isteriz. Çünkü gerçekten arada bayağı bir kültür farkı var. Çok. Evet. Yani şeyde bile çok fark var. Yani Google tarzı daha büyük oturmuş şirketlerle startuplar arasında da çok çok büyük farklar var. Yani onlar için mesela Google gibi bir şirket için sizin Android'i ne kadar çok bildiğinizden çok sizin ne kadar iyi bir programcı olduğunuz önemli. Çünkü iyi bir programcı gelir Android'i öğrenir. Yarın öbür gün de Android yerine Angular'a gitmek isterse Angular'a gider. Çünkü iyi bir programcı. Google için de önemli olan o. Yani yarın öbür gün bu kişi Android'de çalışmak istemiyorsa onu kapı önüne koymak istemiyor. Gidip çalışmak isteyeceği projeye koymak istiyor. Halbuki bir startup'a gittiğinizde yani sizin ne kadar iyi bir programcı olduğunuzdan çok o platformda en azından onun kadar o platformda iyi olmanız da önem içerebiliyor. Çünkü direkt sizin oturup bir işi yapmanız beklenebiliyor. Dolayısıyla bu biraz şirketler arasında da standardı çok net olmayan bir şey. Ülkeler arasında da standardı tabii çok net olmayan bir şey. Evet. Murat abi ben çok zevk aldım gerçekten sunumundan. Bizlere geldiğin için, bizlere yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok zevkliydi. Teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrarlarız umarım. Umarım. Her zaman bekliyoruz abi seni. O zaman iyi akşamlar diyelim mi? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.